Enam suresi 22-24. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Onların tümünü toplayacağımız gün sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki, nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız? Sonra onların Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı. Hocam gizli şirk kitabınızda pek çok şeyden bahsediyorsunuz ama etrafıma baktığımda insanların pek çoğu bunlardan haberdar değil gibi. Bu programda şirk nedir? Biraz değinir misiniz demiş. Şirk doğrusu samimi iman olmadığında insanda gelişen bir hastalık. Yani imanda kuşku da olur. Yani sağlam imanda şirk olmaz. Allah'tan gerçekten korkan, Allah'ı gerçekten seven şirke girmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gösterdiği örnekler şu an asrımızda da aynen yaşanıyor. Fakat insanlar zannediyor ki birebir aynı kelimeyi kullanan münafık olur zannediyorlar. Mesela diyor ki ayette münafıklar evimiz açıkta diyorlar. Yani annem, babam var, kardeşlerim var. Onları bırakamıyorum. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Dolayısıyla senin mücadelene, cihadına, yani Müslümanların cihadına katılamam diyor. Yani ona ait bir şey gibi görüyor. Şimdi bu asrımızda buram buram oluyor. Birçok kişi bunu alenen ve açıkça ve kutsal bir amaçmış gibi, sanki saygı duyulacak bir uslupmuş gibi anlatıyorlar. Haberi bile yok. Aynısını yapıyor. Fakat kelime kelime aynısı olmayınca onun farklı olduğunu zannediyor. Yani üstlerine kondurmuyorlar. Halbuki aynısını yaşamış oluyor. Mesela şimdi zamanımızda da yakışıklı bir delikanlı yahut güzel bir kız eğer dindarsa hayatı da buram buram yaşamanın derdinde oluyor. Yani bir kere ya diyor bu güzelliğe yazık diyor, bu yakışıklığa yazık. Bir kere anlı şanlı bütün aileyi, bütün basını da, hatta etrafı da böyle yıkacak bir düğün gerekir diyor. Şöyle anlı şanlı bir şey olsun. Şimdi bunun içerisindeki şirkin ne olduğunu göremiyor o anda. Mesela sen orada düğüne harcayacağın parayı, İslam alemi mahvolmuş vaziyette, yani perişan vaziyette. Irak'ta, Afganistan'da, diğer yerlerde insanlar böyle yalvarıyorlar artık, çocuk gibi yalvarıyorlar. Bizi ezmeyin, bizi öldürmeyin, yalvarırım diyor adam. Ateş etmeyin diyor adam, yerde camide böyle. İnliyor adam caminin içerisine, artık camiye sığınmış. Adamın suratının ortasına kurşunu indiriyorlar. Orada da düğünde adamlar böyle artık yeri göğü inletiyor. Bir de oraya akıl almaz bir para harcıyor. Ya kardeşim, senin düğünün ne olur? 10 bin tane kitap alır dağıtırsın. Mükemmel bir düğün yapmış olursun. Yani kalbin ve maneviyatının bu düğünü olmuş olur. Vicdanen muazzam bir huzur duyarsın. Tebliğ yaptığın için, değil mi? Vicdanen çok rahat edersin. Bunlar tamamen vicdan sorunu. Tabii ki düğün yapılırken aniden öleceğini bilse o adam, birden öleceğini bilse, o kitabı zaten dağıtır o. Ama ölmeyeceği kanaatinde, bir şey olmayacağı kanaatinde. O yüzden o kadar ferah. Hocam peki düğün yaparak Allah-u Teala neyi haşa şirk koşmuş oluyorlar? Şimdi şirkin incelikleri, detayları vardır. Çok çok ince detayları vardır. Şimdi eğer put olarak alırsan, sadece put olarak alırsan, şirki çok daraltmış olursun. Şirk, Allah'ın rızasına, Allah'ın hoşnutluğuna dünyayı tercih etmektir. Yani sen dünyayı put yapmış oluyorsun o zaman. Gizli putlar Evet, vardır yani. eğlenceni put yapıyorsun. Mesela gösterişi put yapıyorsun. Çünkü düğünün amacı ne oluyor? Anlı şanlı, pahalı bir düğünün amacı ne oluyor? Millete haset ettirmek, kıskandırmak, desinler. Desinler değil mi adama sorduğunda? Yani o eğlenmek için düğün yapıyor. Yani herkesi tenzih ederim ben. Belirli vakaları kastediyorum. Benim kafamda bildiğim vakaları onları söylüyorum. Burada kastedilen insanların haset etmesini sağlamak. Onların günlerce dedikodusunu yapmasını sağlamak. Yani onların tabiriyle çatlatmak onları. Yani bu bir şirktir bu. Çünkü bakın Allah'ın rızasına karşılık istediği şey ne biliyor musun? İnsanların haset etmesini istiyor.
Yahut Allah'ın rızasına karşı sükseyi istiyor. Mesela sükseyi put yapmış. Veyahut Allah'ın rızasına karşı enaniyetini, kibirini. Çünkü enaniyeti artacak ya. Düğün sahibi falan fotoğrafları koyacak, basacak, hatta gazetelere çıkacak resimleri falan. Oradan o büyüyecek. Yani dehşetli adam diyecekler ya. İşte şu kadar para harcanmış. İşte su gibi diyor. Şunlar aktı. Su gibi şunlar yendi. İşte şu kadar şu oldu. Ondan övünmek. Allah diyor zaten ayet diyor. Mallarda ve oğullarda övünmek diyor. Ayet var. Yani övünme amacı. Şimdi Allah'ın rızasını övünmeye tercih edersen bu şirk olmuş olur. Şirk deyince insanlar böyle tahtadan veya taştan bir şey var. Gidersin karşısına tapar zannediyor. Öyle değil şirk. Yani Allah'ın rızasını herhangi bir şeye tercih etmek şirktir. Biz bu durumun en fazla insanın günaha girebileceğini düşünüyorduk bu durumla. Ama siz şirk tehlikesi olduğunu söylüyorsunuz bu durumlarda. Tehlike değil, açık zaten, net. Yani çünkü Allah'ın rızasının en çoğunu aramakla mükelleftir bir insan. Bakın şuradan anlayabilirsin. Bu adamı sen cehennemin kenarına getirsen, aynı şartları da getirdin ama bak düğüm şartları da var, eğlenmesi şartı da var. Fakat cehennemin kenarına gelmiş. Kitap da dağıtabilir, tebliğ de yapabilir onun parasıyla, her şeyi yapabilir. Evet. Hangisini yaparsın dediğinde ne yapar bu sence? Hangisini tercih eder? Kitap. Değil mi? Ya düğün müğün biter. Evet. O neden biliyor musun? Ölmeyeceği kanaatinde, bir şey olmayacağı kanaatinde, cehenneme gitmeyeceği kanaatinde. Dolayısıyla Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu önemli görmüyor. Kendi hoşnutluğunu önemli görüyor. Kendi hevasını, bak heva ve hevesini Tanrı edineni gördün mü diyor Allah ayette. Şimdi bir insan ya Allah'ı kendisine Allah olarak edinir değil mi? Allah olarak kabul eder. Ya hevasını. O hevasını ilah edinmiş oluyor. Bak heva ve hevesini Tanrı edineni gördün mü diyor Allah. Put edinmiş hevasını. Ama hepsini ona uydurmaya çalışıyor. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılan bir kız. Başörtülü ve namaz kılıyor. Zengin ve muhafazakar aileler için ideal bir gelin adayı olmuş oluyor. Yani aile bir kız, yani hepsini tenzih edemem. Çok nadir vakalar için bunu söylüyorum. Kapalı mı kız diyor. Oh, diyor. Sorulur mu ya şimdi ne biçim konuşuyorsun diyor. Namazını kılıyor mu diyor. Şahane diyor. Kur'an kursuna gönderdiniz mi diyor. Zaten Kur'an kursuna gönderme de yine onun vasfını artırmak için oluyor. Yani iyi bir kocaya gitmesi için oluyor. Kocasının özellikleri nedir diyor. Ya akşamdan akşama hafif bir şey alır diyor böyle diyor. Ama iyi insandır diyor. Neşeli, biraz asabidir diyor. Namaz kılmaz olur mu ya diyor. Cumalar muntazam kılar diyor ama diyor. Gelin hanım diyor, yetiştirir onu canım artık diyor. Yani şey yapar diyor. Zaten biz niçin evlendiriyoruz diyor. Dindar kızdan evlendirmenin amacı o diyor. Gelin hanım da ağzı kulaklarına vararak böyle heyecandan yerinde duramıyor. Ev var, araba var, tip tamam, ondan sonra yaşı yaşına uygun, anlaşıldı mı? Artık davul zurna ortalığı inletiyor böyle. Büyük bir heyecan, yahut klarnet, kanun mu neydi artık, başka neyse. Yahut o da olmuyor, başka şey de yapıyor biliyorlar. Yani getiriyorlar mesela böyle gevrek sesli birini, ona bir şeyler okutuyorlar kendince, yani böyle yine eğlendirecek mahiyette. Nihayetinde dedikleri oluyor yani. Ama sordun mu tam böyle dindar, muttaki bir aile oluşmuş olduğu anlaşılıyor. Böyle kart, ondan sonra böyle kaşarlaşmış, yine aynı kafada olan adamları da getiriyor. Onlar da nikah şahidi oluyor böyle kösele gibi enseler dört kat. Onu bir sağa tutuyor, öbürünü de sola tutturuyorlar. Beraber fotoğraf çekiyor çünkü güçlü insan olarak gördü yani ekonomik yönden, sosyal yönden güçlü kimselerden. Resim çektirince ailenin gücü bir kat daha artmış oluyor. Vay vay diyor ya, şahitlere bak diyorlar yani. Falan de tarafta şu, falancı tarafta da bu. Anlaşıldı mı? Demek ki aile muazzam. Para da zibil gibi. Ya, helal olsun kıza ya diyorlar. Çok göze çıkmış diyorlar. Kızın böğrüne böğrüne dürtüyor. Anne sen uyu diyor. Bak diyor, el alem neler yapıyor diyor. Hatta güm diye sırtına vuruyor böyle. Bak diyor, el alemin kızı diyor, kaplı götürdü diyor. Sen daha hala uyuyorsun. Evde kaldın sen diyor. Bir de evde kalma da ne demekse. Yani Müslüman için ne kadar çirkin bir söz ya, evde kalmak. Her Müslüman evde oturur zaten, ne var evde? Evler mübarektir, Kur'an'da yeri var. Yani Allah rızası için Hazreti Meryem evde mi kalmıştı? Evlenmedi Hazreti Meryem. Evet. Bekardı. Tabii. Evde mi kalmış oluyor?
çok çirkin bir söz. Çok cahilce bir söz. Ve genç kızlara baskı yapmak için kullandıkları ve bir an önce bir kısım genç kızları tabii ve onursuzca kendilerini adeta satar gibi ekonomik amaçla, sadece çıkar amaçla kendilerini kurtarmaları için baskıda bir delildir o. Evet. Yani bak kaç yaşına geldin, evde kaldın. İşte bak çıktı işte Hüsnü Efendi diyor işte kimse. Hemen git onunla evlen. Bir de yaşları ilerledikçe de seçme kaliteleri de artık işte gittikçe düşüyor. Önce böyle beyaz atlı bir prens bekliyorlar. İlk mesela 17-18 yaşlarında falan. Böyle hokka gibi ağız burun falan. Beyaz arabanın içine girecek böyle arabadan bir sıçrayışta atlayacak böyle şık hareketlerine falan. Diz kıracak önünde hemen gülü ona sunacak falan. Yalvaracak. İlk kafası öyle oluyor. Ev böyle ışıl ışıl böyle deniz manzaralı. Ondan sonra işte evin önünde de artık her türlü jip şu bu falan fişmiyor. Yazlık kışlık hepsi ayrı. Yaş ilerledikçe seçme kalitesi düşmeye başlıyor. Eh diyor yani evi olmasa da olur. Arabası olmasa da olur. Tipi de olmasa da olur. İşte şu da olmasa da olur. En sonunda artık kim olursa olsun diyorlar ailesi. Yani hani iki ayağın üstünde yürüsün yeter ki evlensin diyorlar. O da gözü kapalı evleniyor. Zaten diyor mantık evliliği yaptım diyor. Yani diyor bu aşk evliliği değil diyor, mantık evliliği diyor. Aşk evliliği dedi ilk anlattığı aşk evliliği. Para aşkı, tip aşkı ondan sonra işte gelir aşkı. Onu aşk olarak kabul ediyor. Aşkı ne zaman bitiyor biliyor musun? Araba gittiğinde, ev gittiğinde aşkla bitiyor. Ve evet, bazen mesela aniden gençken hastalanan gençler oluyor. Birden tipi mipi kayıyor. Bambaşka bir şey oluyor. Aşkı bir anda bitiyor. Ama onu da sahtekarca açıklıyor. Ya diyor, başta diyor aşık olduğunu söylüyor ama sonra diyor Allah diyor kalbime diyor bir his verdi diyor. Şeyi gördüm diyor, Cebrail aleyhisselamı gördüm diyor. Artık bu nikahı bitir dedi diyor bana diyor. Ben bunun etkisindeyim diyor. Bak yine orada dini kullanıyor. Ve mübarek bir amaçla yine ondan boşanmış oluyor. Yani buna benzer akıl almaz sahtekarlıkları insanlar samimiyetsiz olarak şirk olarak yaşıyorlar. Ve buram buram. Evet, peki dinimizdeki... Ama samim olanlar tenzih ederim, iyi niyetli insanlar tenzih ederim. Evet. İnşallah hocam. Peki dinimizdeki evlilik modeli nedir sizce? Peygamberimizin modeli, en güzel model odur. Peygamberimizin, mesela Hazreti Ayşe gencecikti. 60 yaşındaydı Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirette onun arkadaşı olmak için, Allah rızası için cihat arkadaşı olarak peygamberimizi seçti. Hı. Diğer eşleri de mesela birçoğu gençti. Değil mi? Kimi 18 evet, yaşında, kimi daha küçük, kimi daha büyük inşallah. Ve peygamberimiz evine dahi uğramayan bir insan. Sürekli cihatta, sürekli tebliğde, sürekli mücadele ve 60 yaşında. Düşün. Bakın peygamberimizin hayatını. Halisane ve samimi olarak sırf Allah rızası için evleniyorlardı. Evet. Ahireti amaçlayarak evleniyorlardı. Yani Allah'ın rızasını amaçlayarak. Çünkü dünya hayatı hemen geçen bir şey. En güzel kadın bile, mesela 20 yaşında bir kadın 40 yaşında buruş buruş oluyor eli yüzü. Çocuk doğurduktan sonra 40 yaşında bir kadının ne hale geldiğini herkes bilir. Yani bakın 20 yaşında 2-10 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 2-10 sene bitiyor. Mezara girdiğinde de en güzel göz şöyle haline gelir. Evet. Ağzı şişiyor, ağzından köpükler dışarıya doğru çıkmaya başlıyor mezarda. Rahim dışarı atılır, kadın rahmi basınçtan, gaz basıncından. Hani o dünya güzeli sultanlar sultanı hanımefendi, değil mi? Bütün vücut atıkları her yerden çıkmaya başlıyor vücudundan, basınçtan. Evet. Ve kısa sürede oluşuyor bu toprağın altında. Bunun için mi yaşamıştı bu yani? O muydu işte evler, saraylar hani nerede kaldı? Araba dışarıda bekliyor. Ev dışarıda bekliyor ama mübarek toprağın altında, simsiyah karanlık toprağın altında köpük çıkartmaktan meşgulü. Ağzından, burnundan. Hani dünya yakışıklısı, dünya güzeliydin sen? Değil mi? Hani Allah'ın rızasından daha önemliydi senin heva ve hevesin, çıkarların, evin, araban, yakışıklılığın, güzelliğin? Güzelliğini aldı Allah toprağın altında. Araban da dışarıda kaldı. Evin de dışarıda kaldı. Değil mi?
Allah'ın huzuruna yapayalnız tek başına çıktın. Nasıl açıklayacaksın ondan sonra onu? Biz müşriklerden değildik demelerinden başka diyor Allah fitneler olmadı diyor. Allah soracak sen Allah'ın rızasını mı, benim rızamı mı aradın? Çünkü dünya en önemli konu Allah aşkı ve Allah sevgisi. İnsanın bir tane sevgilisi vardır Allah'tır. Tek sevgilisi vardır. Ve her şeyi ona göre yapar. Onlar kocasını sevgili ediniyor. Onun rızasına göre hareket etmeye çalışıyor. Mümin sadece Allah'ın rızasını hareket ederek Müslümanlara karşı tavır kor. Eğer sevdiği, mesela Peygamber Efendimiz'i hanımları seviyordu, Allah rızası için seviyorlardı. Onu hoşnut etmeleri Allah rızası içindi. Her ne yapıyorsa Allah rızası için yaptılar. Heva hevesler için yapmadılar.